Hani bu çocuğa çok aşık gibiydin? Öyleyim. Çok yakışıklı, seksi, zeki, karizmatik. Zehir gibi çocuk. Sıkıntı ne? Sürekli soru soruyor. Abla işi bu. Ahmet gazeteci değil mi? Evet de komik bir anımı anlatacağım mesela. 5N1 kasını öğrenmeden gülmüyor. Mesleğini içselleştirmiş öyle mi? Sohbetin tadı tuzu kalmıyor ama ya. Sürekli röportaj veriyormuş gibi hissediyorum. Her dakika belgesel seyrediyoruz. Ay, öğren öğren nereye kadar? Benim beynimin de belli bir gigabaytı var. Hepsi de olmasın lütfen. Bu sebeplerden ayrılamazsın. Çok yüzeysel ve çok ayıp. Biliyorum. Keşke bir hıyarlık yapsam da o benden ayrılsa. Senin için zor bir şey değil. Eski nişanlımla buluştum ve böyle aklım kaydı falan gibi bir şey mi desem acaba, ha? Bilmiyorum. Oradan gelince ara, akşama planlayalım demişti bak. Defa da aldım, unuttum aramayı. Hop! Buldum seni. Ahmet, adresi biliyor muydun sen? İstanbul'da toplam 366 yalı var. Bunların 136'sı Sarıyer ilçesinde. Çok zor olmadı yani. Oha, çocuk her şeyi çözüyor. Hoş geldin. Gözlerin yine ne kadar mavi. Yok ya, bağ ters. Para topla, altın al. Götür onu, ver karşında ne al? Kısır. Ne ya bu böyle? Altın günü. Olayın mantığı bu zaten Şenur abla. Altın gününe gidiyorsun. Ne demek altına ortak olmayacağım? Ya altının onsu olmuş kaç para senin haberin var mı Safiye ya? Dünya küresel krizin eşiğinde senin derdin sevimlere rezil olmayak. Vizyonsuzsun Safiye. Elin boş gidip orada hiç utanmadan çekirge sürüsü gibi yiyeceksin değil mi? Sarmaları götüreyim. Hayır, bize kadar var. Bunları götüreyim. Yo, vermem ya. Kadının kristal tabağının üstüne yattın zaten. Ya biz mercimekle köfteleri neyle gönderdik benim tabağımla? Kırıldı dedi. Yenisini de almadı. Ancak ödeştik bence o kristal tabakla. Şenur abla senin 1980'den kalma çatlak melamin tabağın kırılmamıştır. Eceliyle ölmüştür. Aha da aldım. Haydi de bay bay. Hop tabak. Kırıkmış. Gizem'e batılacak dedi. İyi sandı o zaman. Ya Safiye, maddiyata, çere, çöpe bu kadar değer vermeyin ya. Azıcık ahireti düşünün. Azıcık ya. Baştan aşağıya zarar ziyan. Kırmızı saçından ayağının ucuna kadar safi zarar ziyan. Efendim, ben nereden bilebilirim ama yani bu evde bana hiçbir bilgi verilmiyor. Hiçbir briefing verilmiyor. Ben o zaman o masanın üzerinde buruş kağıtlarının arasına koymasaydınız 350 bin liralık tabağı. 350 binden emin misiniz Cengiz Bey? Çünkü bayağı eskiydi o tabak. Bu 17. yüzyıldan kalma. Dedim işte, çok eski. Bir de kırığı vardı yani defolu. Deneyeceğim ya, İznik tabağıydı, İznik. İznik şurası ya, abartmayın. Gitsek aynısından bulamaz mıyız acaba? Sesli düşünüyorum. Çok cahilsin. Keşke ölsen. Zahide. Hayır, hiç gerek yok. Ben öldüm zaten. Şimdi iki cenaze birden çok kalabalık olur. Allah'ım, nereden başıma bunlar geldi ya? Ay çocuklar, niye bu kadar abartıyorsunuz? Bu kadar trajedi haline getirmeyin. Şimdi Şenur Hanım gider güzel komşusundan alır, getirir tabağı. Ne bu kadar ya? Kusura bakmayın, bahçe kapısından girdik. Tabak nerede? Şenur Hanım ağlıyor ve Yıldız her zamankinden daha beyaz tenli. Hiç iyi alamet değil. Beyefendi, ben nereden bileyim o tabağın antike olduğunuz? Sokta düştü elimden, paramparça oldu. Ne? Ne diyorsun ya? Bizim mahallenin sokakları taşlı tarla gibi. Sebeplere giderken ayağım daldı. Ben fena oluyorum. Vallahi fena oluyorum. Keşke tabak kırılmaydı da kafam mı kırılmaydı? Ah keşke be. 1 liram bile yok beyefendi. Bütün paramı müteahhit verdim. Benden istemeyin.
Ben mağdurum, ben yoksulum, ben dulum, ben oğlumu bir başıma büyütmüşüm, benim şekerim var. Giden 40 parçaları bulalım, yapıştırırız, bir şey yaparız. Hacı Cengiz Bey. Kalkın, beykimiz de öyle kabul eder, kalkın. Talip ile Tony Bey gittiler, mahalleye karış karış arayacaklar. Kaldığım yerde devam edeyim. Benim tansiyonum var, benim gastritim var, benim varisim var. Ben kendim düzeleyim ya. Tamam, olmazsa beni verin, beni alsınlar. Şahane da biz parasında değiliz. Ama şimdi tabak Cengiz'in üzerine tıynetli olduğu için o bakımdan. Nasıl parasında değiliz Gizem? Kızım, tıynetli değil o. Zimmetli. Evet, yani parasıyla alakası yok da yani müze istiyor. Çünkü tabak Cengiz'in üzerine ziynetli olduğu için hani o bakımdan. Anlıyor mu, duyuyor mu, duymuyor mu o da belli değil. Bir altta sürekli bir fonda bir ağlama. Oğlum be! Allah iftiradan, yalandan, çamur atan kim gözlerden korusun yarabbim. Anne sakin, kimsenin bir şey dediği yok ya. Alkolik Mesut anlattı deme. O gördü çünkü o şahit oldu. O anlat. Yere kapaklanıp düşmüşün, tabakta kırılmış, tuz buz olmuş ya. Yazık hanım ya. Parasını bana ödetmezler deme. Çünkü kuruşum yok. Ben böbreğimi satmak istemiyorum. Şenur abla parasını bizden istemeyecekler. Niye kendini paralıyorsun? Öyle mi? Ay ne bileyim. Dün öğlen düşüp de tabak kırılınca öyle bir şoke geçirdim ki. Kendimi bilmeden bir saat dolanmışım da çok sonra gitmişim sevime. Yazık hanım, yazık ya. Kim bilir nerelerde dolandın ki? Ay, hiç bilemiyorum ki. Hiç bilemiyorum. Merhaba, iyi günler. Eski eşya almıyoruz hanımefendi. Yalnızca antika. Erken konuşma istersen. Aa, kurabiye mi onlar ya? Üsttekiler kurabiye de. Alttaki ballı çörek. Ya aile büyüklerinden kalma bu tabağı bulduk da. Geçen televizyonda gördüydüm. İznik işiden bu. İznik, evet. Ama çok eski gibi görünmüyor bu sanki. Hmm. Satıcı mısınız? Sen? Alıcı mısın? Böyle durumlarda satışın %50'sini alıyorum. Ha. Ama eski rağbet yok artık bunlara. Öyle mi? İyi, ver başka eskiciye götürürüm. Bir saniye hanımefendi, bir saniye. Şimdi İznik seven bazı müşterilerim var. Hı. Onlara bir gösterelim. Artık nasip, kısmet. Kısmet, tüccarın kendine yakışanı satmasıdır beyefendi. Şimdi müşteriyi buluyorsun bir haftaya kadar. Bana güzel bir fiyatla dönüyorsun. Yoksam alır, başka yere götürür. Şimdi bir hafta diye söz vermeyelim hanımefendi. Haberleşiriz, konuşuruz. Sen konuşma, para konuşsun. Ne demişler? Money talks. Şimdi kaydet numaramı senden haber bekliyorum. Hadi bakalım. Alo, Mesut. İçki paran var mı? İyi, yarım saate kadar olacak. Sevimlerin arka sokağa gel, seninle bir işimiz var. Kapat, haydi kapat. Hallediyor mu? Yaz. Düşünce kafamı mı çarptım? Yusuf, elin tabağını kırdım, benden parasını isterler diye. O şokeyle bilincim mi gitti? Bilmiyorum ama. Gözümün önünde tuzla buzulmuş tabak. Saçılmış kurabiyeler. Sen kurabiyelere daha çok acımışsındır. Tabağın değerini ne bileceksin? Ama hiç yemekte gözüm yok Safiye. Hiç içim almıyor da işte kuvvet olsun diye yiyorum. Cengiz iyi işte, tamam bu tabak o tabakmış. Müze baktı, kayıtlarıyla karşılaştı. Aa, bu tabak dedi. Konu kapanmadı mı? Ay ben anlamıyorum. Of, ne tabakmış be. İyi ki 83 parça sofra takımını almadınız bunun ha. Kırıldı gitti dedik, parasını istediler. Sonra aynı tabağı gösterdik. Buyurun bunu bulduk, bunu verelim dedik. Gizem abla,
eski eser tabağı yok etmişiz de para muhabbetini duyunca tekrardan ortaya çıkartmışız gibi oldu. Yani şüpheli duruma düştük kızım. Müze bizden yazılı ifade ve kanıt bekliyor. Aman ne kanıtı be? Bayağı imzalı şahit ifadesi. Yazışma varsa yazışma. Kanıt işte ya. Ya işte polise tarihi eser kaçakçılığı teşebbüsü diye ihbar etmemek için. Ne oldu? Oraları mı vardımış? Ne oluyor be? Ay söyleyeyim diyelim işte Şenur Hanım'ı İlayda'ya satmış diyelim. Zaten Şenur Hanım'ı tanısalar hemen inanırlar. Şenur Hanım İlayda'ya sattığını kabul etmiyor ki. İlayda da ben antikacıdan aldım diyor. Antikacı da ben görmedim, satmadım diyor. İyice Arap saçı oldu ha. Anam, ihale. İhale vallahi bana kalacak ha. Vallahi bana kalıyor ihale. Abi oğlum, ben hep demez miyim sana? Herkes kendini kurtarır, olan sana olur. Ben bir daha kustamlarına düşemem. Düşemem! Düşemem! Aslında alıştım diyordun Cengiz. Hani gardiyanlarla ahbap oldum, çevre yaptım falan diyordun. Kız ne çevresi be? Tenis kulübü mü bu? En büyük hata o ilahdan. Aynen. Ya Şenur Hanım'ın ne mal olduğu belli. Belki tabak çalıntı, sen ondan niye alıyorsun? Ben bu işi ilerideye yıkarım. Vallahi bak. Tabak onların elinden çıkmadı mı? Bırakalım uğraşsın. O zaman niye çağırmıyoruz bu kızı? Çağıralım, konuşalım. Ya açmıyor ki. Manitasıyla mıdır, nedir? Evet, bugün topladığım bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii canım, neyse çıksın ortaya. Biz de kanıtları müzeye verip paçamızı sıyıralım ya. Hadi inşallah. Evet, Şenur Yılmaz isimli şahsın. Tabağın değerinin farkında olmadığı söyleniyor. Ama daha önce de bazı üç kağıtlar yaptığını biliyoruz. Örneğin kendini dağlarda yaşayan bir aktör olarak tanıtıp sosyetik kadınlara bitkisel kozmetik adı altında hemoroid kremi sattığını öğrendim. Yani anlayacağınız üzere dalavereye yatkın biri kendisi. Dalavere? Oo. Çamur at, izi kalsın. Asercilik ayağa düşmüş ya. Kim ki böyle diye? Ben haber kaynağımı paylaşamam sizinle. Kendini dağlarda gezen biri olarak tanıtarak sosyetik kadınlara bitkisel kozmetik adı altında hemoroid kremi sattı. Yani dalaverelere yatkın bir kadın. Beyefendi, benim şahidim var, şahidim. Burada kimin şahidi var acaba? Ben miyim bir dalavereci, numaracı? Al işte baksana, 10 numara, 5 yıldız oyuncu. Maaş, teşekkür ederim. Ne belli ya bize sahte tabak vermediği. Ay kaybettiler diye suçu bize atacaktı. Beyinden gizli hop gerçeğini satacaktı misal. Ne yapacakmışım? Şenur Hanım anlatılanı bile anlamadı. Ben zaten şahidinizle de konuştum. Oh, ne çok sordun, bunalttın beni ya. Ya belki kırılmadı tabak, yanlış gördüm. Allah Allah ya, ben sürekli zorunayım. Bana niye inanıyorsun ki? Önemli olan benim inanmam değil, polisi inandırmam. Polis mi? Ha, polis, müze, Kültür Bakanlığı. Ne ararsan, iş büyük. Abi, ya bu karı benim elime 100 lira para verdi. Tabağı kırdı de dedi. Güzel, anlat bakalım. Ya ben ne anlarım antika mantıka ya. Ya karı zaten manyak. Dedim bu karı benim başıma bela olmasın. Ondan kabul ettim. Anne, yalancı şahit mi tuttun sen? Çıtayı arşa çıkardın artık. Ya duymadınız mı? Karı manyak demiş işte. Ya Mesut Bağ kirli iftira atıyor ya. Oğlum, alkolüye mi inanıyorsun bana mı? Peki, İlayda Şenur Hanım'dan mı almış tabağı? Ay hayır dedik ya. Anam, kimseye güvenleri yok bunların ha, töbe. Ben antikacıdan aldım. Evet, antikacının sokağındaki kamera kayıtlarını da ulaştık. Onları da bir izleyelim isterseniz. Kamera? Güzel hayat kalmamış anam. Big Brother bizi izliyor. Dünyanın sonu. O sokaktan geçmişim işte. Ne var? Devam edelim, izleyelim. Ya
Bizim tabak be. Evet. Bizim tabak be. Evet. Gerçekten bizim tabak. Kırılmamış. Ya bu mu onun kanıtı? Ben orada acık dolandım, sonra mahalleye gittim, sonra düştüm, işte tabak kırıldı, bitti. Başka? Başka? Ösün ikide bir de diyor ya başka diye, şimdi ben sana çaktım. Bunların bir haber değeri yok. Başka? Ahmet Bey, elimde sağlam kanıt var deyip durdunuz yani. Bu mu? Bu kadar mı yani? Bitti mi? Bir de bir küçük röportajımız var. İsterseniz bir de onu değerlendirelim, bir onu görelim. İznik bakıyorum, merakım İznik. İznik vardı. Yeni gitti. Güzel tabak vardı. 17. yüzyıl. 17 ha? Kaçırdık onu. Nereden buluyorsunuz peki siz bunları? Eski evlerden falan mı? Yok, bir kadın getirdi, sattı. Fazla da konuşmamak gerek aslında böyle konularda. Eski eser falan çıkıyor bazıları. Görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Anladın? Peki bu kadın şey miydi? Hani... Bir çay daha içer misin? Yok, almam hiç zahmet etmeyeyim. Kadın diyorum hani eski saraylı falan olur böyle, şimdi artık yoksul düşmüş. Hani ihtiyacı var, satıyor elinde, ne var ne yok öyle bir... Ha yok ya, bildiğim mahalle karısı. Böyle elinde çay bardağıyla girdi dükkandan içeri. Psikopat ya. Çay bardağıyla girdi. Peki şey yapsak, arasak, belki elinde başka vardı. Ha yok, onu engelledim ben. Bak, mesaj yazmış bana. Al. Manyak ya. Şu kargacı bitsin. Gelip böbreğini söküp satacağım. 350 binimi alacağım Şenlik. Çok enteresan. Bir zamanlar Uğur Dündar'ın organ mafyası haberleri vardı, hatırlıyor musunuz? Onlarda böyle gizli kamera olurdu, aynı bunun gibi. Ama şimdi tabii teknoloji çok gelişmiştir, değil mi? Başka kameralar vardır. Gizem abla, bir parazit yapma ya. Ne diyorsunuz? İsim benzerliği. Bir çay triyakisi Şenur ben miyim? Ben telefon numarasını da kontrol ettirdim. Sizin üstünüze kayıtlı. Ya! Ya ne? Hem beni dolandırıyor, hem de bana mahalle karısı psikopat mı diyor? Terbiyesiz eskiciye bak ya. Ben burada kurban ediliyorum. Ben burada yürek keçisi ilan ediliyorum. Tabii. O basın çarpıtıyor. Ahlaksız medya basın her şeyi çarp. Siz burada yaşlı dur bir hanımefendi ya hedef gösteremezsiniz tabii ama sizin gündeminiz bu mu? Hep gündeminiz bu olsun. Ama bu millet sizin gerçek yüzünüzü görüyor. Basın, basın. Bir kere de güzel görüşmeleri yazın. Bir kere de güzel şey. Anca eleştiri, anca kötü şeyler. Ama bir şey diyeyim mi? Bu millet sizin yaptıklarınızı unutmuyor. Anne. Bu ne rezalet ya? Ha? Yorum yok.